Hocam şimdi biraz petrol'e bakalım mı sizinle birlikte? Bakalım. Gerçekten bizim grafik servisimiz her gün bu Brent petrolün işte yükselen rakamı ile ilgili, fiyatı ile ilgili bir görsel hazırlıyor. Yetişmekte güçlük çekiyoruz. Birazdan onu ekrana getireceğiz. 169 olmuş durumda. Şimdi Biden'ın sıcak açıklaması şu, bu efendim bu akşam yaptığı sıcak açıklama. Biz artık her şeyi göze aldık. Ee, en ağır koşullarda bu yaptırımları hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de şu artık ABD olarak biz enerjide de bir adım atıyoruz. Rusya'ya karşı e, petrolü a, Rusya petrolünü ithali durdurduk yasakladık diyor. Evet. Şimdi bu ne anlama gelir? Bizim gözümüz kulağımız da bir yandan malumunuz efendim bu akaryakıt fiyatlarında şunu da söyleyelim. E, ee, 9 3 2022 yani 9 Mart itibarıyla Geçerli olmak üzere yani bu gece yarısından itibaren benzinde 1.07 motorinde de 1.59 lira artış olacak ve bu da pompaya pompa satış fiyatlarına yansıyacak açıklamasını da gördük. Hulki Bey Melik Bey'e diyordu ya 12 olmadan gitsek de benzin <laughs> alsak diye. Biraz ya, böyle arka arkaya sonu, zamları takip ettiğimiz bir rakam artışı görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bu ne demek? ABD'nin bu yeni açıkladığı yaptırım, bu ABD içerisindeki akaryakıtın, petrolün artması mı demek? Dünya ölçeğinde bir etkisi olacak mı? Rusya ne yapacak? Ya Şimdi... E, açıklamada şu var. Yani açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan petrol almayacağını açıkladı. Hocam değil bu e, Ya benim anladığım yani kadarıyla. yetişemedik. şu şu e, bu yine güncellenecek bilgi ama biz bir bakalım sizinle birlikte en azından 126 dolar olana kadar nasıl bir yol izlemiş Brent petrol. Buyurun. Orada Evet böyle. <laughs> ya aslında grafikte Mete ben... bey gibi metal değil ama bizim de böyle bir çubuğumuz var. Çok sorun değil. <laughs> Ya bu petrol fiyatları işte dünyadaki... İstanbul'a giden tahtaya kalkmak zorunda. Ee, Nasıl? <laughs> bir tahta durumu var ya burada efendim İstanbul ha, Stüdyo'da evet. Ulki Bey onu Biz söylüyor. Biz alışkınız tahtada durmaya. <laughs> ee, Buyurun. Yani aslında bu, Ama, evet, ha. bu en güncel rakamlar diyorsunuz. Yani işte 20 Şubat, 22 Şubat itibarında itibariyle e, fiyatların arttığını görüyoruz. Yani bakın o zamana kadar hani dünyada normal bir şekilde seyreden, aslında çok normal seyretmeyen biraz daha geriye doğru giderseniz birkaç yıl gerisine doğru giderseniz çok daha evet. düşük olan petrol fiyatları zaten savaşın arkasından yükselmeye başladı. Niye? Rusya aslında dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından bir tanesi ve savaşın çok özür dilerim 139'a kadar yükselmiş. Ben düzelteyim az önceki rakamları. Tamam. Sonra, Sonra bir biraz gerilemiş, gerilemiş bir miktar vesaire. Mesela Amerika şeyi ilan ettiğinde bunun içeriği sadece Amerika'nın Rusya'dan petrol almasını e, almayacağını duyurmak anlamında ise ki öyle olduğunu varsayıyoruz, e, bu aslında ne savaşın gidişatına, ne Rusya'nın haline tavrına doğrudan doğruya etki edecek bir durum değil. Yani Rusya, e, mesela şuna bakmak lazım. Rusya aslında Amerika'ya ne kadar petrol satıyordu. Yani Rusya'nın davranışını etkileyecek bir Ambargo bir yaptırım. Kararı. Evet, nasıl bir ticaret var yani evet, o anlamda? Mesela birisi yani. o rakamlara bakabilir. Ben şu an Bir o bakalım ona, yok. tamam. Bir baksınlar mesela Rusya Amerika'ya ne kadar petrol ihraç ediyormuş? Çok yüksek bir rakam olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Rusya'nın gaz ve petrol satışı büyük oranda Avrupa'ya, Türkiye gibi ülkeler olduğu için, yani yakın evet. coğrafyasının olduğu için, Amerika zaten petrol ve gaz gibi ürünlerde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu. Çok oldu. Yani bundan yaklaşık 20 yıl O zaman önce yani o zaman Biden'ın da böyle vurguladığı gibi çok büyük adımlar atıyoruz işte. Biz Hayır, de fedakarlık tam, yapıyoruz. Tam söyleyeceğim ya bir yani. bir, bir durum yok. Size. Buyurun. Huki Buyurun Hukuki Bey. Bey. Ben, ben rakamı söyleyeyim. Gelmeden Hah. bakmıştım. Biden'ın söylediği Sayın Biden kusura bakmasın çok affını diliyoruz. Değil mi? Melikciğim? sen de evet. aracı olursun değil mi? Şefaat için Amerika bize bir şey yapmasın. Bir yapamaz. şefaat için yapamaz değil mi? Abi korur tamam. seni. Millet var arkamızda. Peki. Abi arkamızda millet şimdi, var. bu Biden, Bay Biden e, boş boş konuşan birisi. Şimdi boş konuştuğunu söyleyeyim. Bugün yaptığı açıklamayı izledik canlı yayında. Bir an laf sıkıştırdı sanki e, hani tahtaya kalkma üzerinden örnek vereyim. Hoca öğrenciyi tahtaya kaldırmış da 10 dakika konuşmak zorundaymış gibi ona belli bir süre vermişler. İçine boş laflarla doldurmuş. İşte söylediği burada alt yazıdaki gibi. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Rus petrol ve gazını yasakladı. Bunu söyledi. Şimdi baktık ne yapıyorsun, ne yasaklıyorsun? Koskoca Amerika Başkanı söylediğin incir çekirdeğini dolduruyor mu? Baktık. Amerika Rusya'dan ithal ettiği petrolünün sadece %8'ini alıyormuş. Yani bir miktarını dışarıdan ithal ediyor petrolü, Amerika'da petrol üreticisi. Dışarıdan, bütün dünyadan ithal ettiği petrolün sadece yüzde 8'ini Rusya'dan alıyormuş. Hikaye yani, almasa tüm, ne olur? Tüm tüketiminde ne olur? yüzde kaça geliyor o, o rakam var mı? Tüm tüketiminde yüzde kaça geliyor? Çok daha düşük ee, olması gerek tüm tüketiminde. Tabii tabii e çok daha düşük. O, o, o biraz karışık, onu araştırdım bulamadım ama... Çünkü bu Amerika çok az ithal ediyor artık. Çok az. Evet. Hayır, bir örnek vereceğim şimdi. Içinde bu sorumuza da %8, yanıt ve tüm de çok çok daha tamam. düşük bir rakamdır bu. Şimdi, şimdi bakın. %1 Amerika falan... petrol Aynı. ithalatının, petrol ithalatının %51.3'ünü Kanada'dan yapıyormuş. Yani steril bir ülke komşusundan yapıyor. Evet, tamam. Kanada'dan ithalatının %51.3'ünü yapan Amerika Rusya'dan sadece <laughs> o da ithalatı içinde Yüzde yüzü ithal etmiyor. İthalatının içinde yüzde sekizini Rusya'dan yapıyor. Ve şimdi bu Amerika Başkanı çıkıyor ekrana bütün dünyaya büyük bir iş yapmış gibi. Ya Rusya'ya sinek ısırığı bile olmaz bu. Sinek ısırığı bile olmaz. Ama dünyaya büyük bir şey. Bunlar Hollywood teknolojisi ya. Böyle film çevirmeyi çok iyi biliyorlar. Büyük bir iş yapıyor. Yaptırımlar daha da artacak. Kardeşim Ukrayna'yı ortada bıraktın. Niye bırakıyorsun ortada? Şimdi Hasan Hoca'yı bölmüş olmayayım es ama... %51'ini Kanada'dan alıyor petrolünün, %8'ini ancak Rusya'dan. Rusya'dan alıyor. Yani masal anlatıyor. Tüm petrolün %8'ini de değil. Yani dışarıdan evet. aldığı, petrolün %8'ini. İthalatının sadece. Ha, Tabii. Yani mesela kendi, ki, kendi yani üretimi de var. Yani öyle değil. %3'e 4'e gelir. Evet. Ya mesela diyelim ki e, Amerika yarısını dışarıdan alıyor, yarısını içeriden alıyor. 50-50 diyelim. diyelim. O zaman %4'ü. Evet. Dur veya Amerika ya Öyle. %50 50 bile değildir. Amerika daha fazla Büyük vardı. oranda kendi Amerika enerji bakımından kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna yaklaşık 20 yıl önce erişti. Ama daha ucuz olduğu durumlarda yurt dışından ithal ediyor. Petrol, doğalgaz vesaire. O yüzden Tabii. o yüzde 8... Savaş olur yani, diye stok bulunduruyor Amerika yıllardır. Toplam Kendi aldığı petrolünü stokluyor. Ne olur ne olmaz diye. Toplam ithalatının içerisinde sadece yüzde 8'si Muhtemelen toplam tüketimin içerisinde yüzde bir, yüzde bile üzerine çıkacağını... Bir sıcak istiyor. bilgi ancak, daha ancak, e e ekleyeyim müsaadenizle. milyar doları aşmaz. Evet, bu ABD'nin attığı adım. Bir de İngiltere'de e İş ve Enerji Bakanının e yaptığı açıklamayla bir adım atıyor. E yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak. Durduracağını açıkladı İngiltere'de. Aşamalı, aşamalı olarak, demek ne demek İngiltere mesela? Aşamalı olarak yani bakacağız. Bakacağız. Adım adım gideceğiz. O Böyle bir ihtimal ile, var. Aşamalı ile ilgili çok Avrupa'da önemli bir şey söyleyeceğim lütfen onu unutturmayın. yani. Tamam. Aşamalı, aşamalı kısmını soracağız. Tamam. Çok önemli bir sorun. Buyurun İngiltere bir şey söylediniz. İngiltere'nin de Avrupa'nın en büyük petrol Şimdi... ve gaz e, ihracatçılarından olduğunu da bir kenara not almasa ne olur diyorsun. Aynen anladım. Tamam. Buyurun hübebis. Şunu ekleyeyim. Evet. Şimdi savaş nerede oluyor? Avrupa'da oluyor. Ukrayna Avrupa'da değil mi? Avrupa'nın doğusunda. Doğru. E, Rusya Rusya asıl Avrupa'ya doğal gaz veriyor. Avrupa'nın evet. sesi çıkmıyor bakın. İngiltere Avrupa demek değil. Almanya Almanya. Almanya, Almanya, evet, Almanya, Rusya'dan doğalgaz alımını bugün itibariyle durdurdum derse bir anlamı vardır. Gerisi hikayedir. O da doğalgaz gaz, yani tabi, petrolle tabi, tabi, ilgili tabi, tabi, değil mesela. Doğal gaz, evet. doğal Buyurun. Yani as, asıl mesele o. Şu aşamalı kısmı da açıklar bakın, mısın? Bakın, bu size? yaptırım hikayesi baştan itibaren bir çeşit maskaralığa dönüştü. Hı hı. Yani. Yaptırım neden yapılır? Yaptırım iki sebeple yaptırılır. Yani birinci sebep, Rusya'nın veya herhangi bir devletin yapmasını istemediğiniz bir eylem vardır. Mesela Ukrayna'yı işgal etme dersiniz, o da işgal edeceğim der. Bak işgal edersen bunlarla karşılaşırsın diye devasa bir paket açıklarsın. Rusya o devasa pakete baktığında bunun kendisine maliyetini görür. Maliyetini gördükten sonra hala Ukrayna'yı işgale girişecekse. O zaman bu maliyete katlanarak girer. Eğer Rusya'yı gerçekten caydırmak istiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri, petrol ihracatçıları, ithalatçıları, gaz ithalatçıları, ihracatçıları bir araya gelirsiniz. Dersiniz ki bizim toplam yılda aldığımız gaz şu kadardır. Eğer Ukrayna topraklarına bir adım girerseniz o dakika itibariyle işlemler kesilecektir. Swift'ten Rusya çıkartılacaktır falan. Yani bunu adım Bakın, atmasını önlemek için yaydırıcılık, yaparsınız. Yaydırıcılık neyi gerektirir biliyor musunuz? Karşı taraftakine mesajınızı net bir şekilde vermeniz gerekir. Karşı taraftakine net, mesajınızı net bir şekilde veremezseniz bir iletişim kazasına uğrarsınız. O iletişim kazasına uğradığınızda karşı taraf sizin bu konuya yeterince değer vermediğinizi düşünür ve dolayısıyla da caydırıcılık işlemez. Mesela nükleer caydırıcılıkla konvansiyonel caydırıcılık arasında fark vardır. Konvansiyonel caydırıcılık mesela Birinci Dünya Savaşı'nda dediniz ki görüyorsunuz savaş iyi gitmiyor. Ama cephede her gün Belki 10 bin asker kaybediyorsunuz ama her gün yeni bir haber gelme ihtimali ve olayın dönme ihtimali hep kafanızın bir yerinde bir anda kazanabilme ihtimaliniz olur Çünkü o net değildir gri alanılar. O nedenle de Birinci Dünya Savaşı her gün kaybedilen asker ve maliyete rağmen 4 yıl kadar sürmüştür. Bir ayda bitecek diye düşünülen savaş. Orada caydırıcılık işlemez neden? Çünkü bir kurbanın soğuk suda yavaş yavaş kaynatılması gibi 10 milyon insan kaybedersiniz. Bütün Avrupa ekonomileri çöker ama bu maliyeti hesaplayamadığınız için her gün değişebileceğini düşündüğünüz içerinizde bir Adım adım felaket büyür. Olduğu için felaket büyür. Ama mesela nükleer silahlarda aynı şey yoktur. Bir taraf hmm. derse ki sen düğmeye basarsan evet. ben de düğmeye basarım Bitti. netliği olduğu andan itibaren belki 10 milyon insan kaybetmeyecek. Belki 5'er milyon insan kaybedecekler. O zaman o düğmeye basmak imkansız hale gelir. Yani caydırıcılık orada işler. Ama aşamalı bir şekilde biz bakacağız. Yarın öbür gün bilmem ne olur. Almanya'yı çok ikna edemedik ama. Sonuç alıcı değildir bunlar. E, yarın ikna edebiliriz falan dediğinizde Putin önce Donbas bölgesine girer. ona o, o, Pardon, e, oraları e, bağımsızlık, bağımsızlık olarak tanır. Evet. Sonra bakar orada bile siz sadece iki tane Rus bankasını yasaklamakla yetiniyorsunuz. Eğer Rusya gerçekten caydırılacaktıysa bile, gerçekten bu işten vazgeçecektiyse bile Rusya'ya siz net bir mesaj vermediniz. Rusya'ya yaparız, bakarız, tehdit ederiz vesaire dediniz. Onu net bir şekilde ortaya koymadınız. Yani biraz blöf gibi oldu. Blöfü de Onun e, da Rusya hesaplama şansını, oldu. rasyonel bir aktör dahi olsa onun da hesaplama şansını elinden alırız. Şimdi olan olmuş, biten bitmiş. Rusya'yı cezalandıralım cezalandırmanızın ne Ukrayna'ya faydası var ne Avrupa'nın güvenliğine faydası var. Cezalandırmak evet cezalandırırsınız veya işte mesela Rusya yeniden yürümesin başka Avrupa coğrafyalarında benzer bir şey yapmasın dolayısıyla ekonomisini çökertelim diye hareket ediyor olabilirsiniz. Ama mesela bu da başka yerlerden patlak verir. Ekonomiyi bu halde çökertemediğiniz müddetçe Rusya çok daha cüretkar hale gelir. O aşamalı gittiğinizde, yani caydırıcılık planlamasında en tehlikeli şey aşamalı gitmektir. Aşamalı gidiyoruz, biz bir adım gidiyoruz, o bir adım atsın falan. Hayır, siz bir ekonomik hesap yapıyorsunuz, karşıdaki bir stratejik hesap yapıyor. Yani Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışıyor. Ben bana diyor, bunlar bir yıl iki yıl yaparlar. 2014'te yaptılar, iki yıl sonra gevşettiler. Benim ekonomim batmadı. Şimdi daha hazırlıklıyım. Daha da cesaret kazanacak. Yani aslında kazanacak. işgal etmeyecek bir Rusya olsaydı bile ya bir dakika bir işgal edeyim belki Akin, de ne oluyor? buradan hiç zarar görmem diye bile düşünebilirdik. Hocam cesaret şunu sorabilir miyim? Yani şimdi eğer Rusya bir Bu petrol mi? ihracatçısıysa doğalgaz ihracatçısı ki öyle ve de e, AB yani ülke, Avrupa ülkelerine şu anda doğalgazı daha da yüksek fiyata satıyor değil mi pahalandı şu an Avrupa ülkelerinde doğalgaz fiyatı korkunç Dur, rakamlara evet. ulaştı doğal e burada gaz, yine petrol, Rusya bir şekilde Türkiye kazanmıyor mu den çok 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 daha yüksek yerlere ulaştı Rusya evet Rusya bundan kaybetmiyor bakın Rusya'nın ekonomi Rusya bir süper güç olarak görebilirsiniz ama Rusya bir süper güç değil. Rusya dünyanın önemli bir askeri e, örgütüne sahip devasa bir ülkesi. Evet. Ama Rusya dünyaya ne satıyor biliyor musunuz? Gaz, petrol. Gaz, tabii. Evet. Yani ekonomisinin yarısından fazlasını bu oluşturuyor. Çok az bir kısmını silah oluşturuyor. Geri kalan kısmını e, tahıl ve ee, ham maddeler, yani, yani alüminyum, demir, çinko gibi, tıpkı bir Afrika ülkesi gibi ham maddeyi işlemeden, tıpkı bir Üçüncü Dünya ülkesi gibi ham maddeyi işlemeden satan bir Rusya var karşınızda. Aslında üretim neredeyse yok. yok. Yani Bizim tarım gibi. üretimini bir kenara bırakırsanız, silah üretimini bir kenara He. bırakırsanız, aslında ham madde ve, ve doğal kaldır. kaynaklar satıyor. Çok önemli kaynağı petrol, doğa. Buna rağmen Rusya büyük bir ekonomi? Evet. Hayır, değil. Değil mi? 1 milyar 1 trilyon 400 milyar dolarlık Anladım. bir ekonomisi var. İtalyan ekonomisinden daha küçük bir ekonomi Rus ekonomisi. Ve çok kırılgan bir ekonomi. Hocam, Bu nedenle mi? Rusya eğer Ukrayna'nın işgali öncesinde gerçekten doğru düzgün bir ekonomik yaptırımla karşılaşacağı mesajını alsaydı. Bir şekilde almış olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Şimdi bakın bu Ama Rusya <laughs> biraz hazırlık yapmış gibi de değil miydi hocam? Yani, yani öncesinde de şunu yapacak, tamam. bunu yapacağız. Mesela hazırlık yaptık diyor. Deseler yani de Rusya diyor ki 400 milyar dolarlık rezervimiz var. 600 milyar dolarlık rezervimiz var. Hadi diyelim var. Ya bu ülkenin gayri safi milli hastası yıllık 1,5 trilyon dolar diyelim. E 6 ayda tüketeceğiniz bir rezervden bahsediyorsunuz. E 6 ayda bütün dünya size korkunç bir ekonomik yaptırım uygulasa bu savaş 6 ay mı sürecek? Bu yaptırımlar 6 ay mı? <laughs> Rusya batar. Batardı. Peki şunu sorayım hocam. Şimdi biz diyoruz ya ihracat doğalgaz, petrol ihraç eden bir ülke. Buradaki sistemi hala çalışıyor mu Rusya'nın? Evet ]nın? çalışıyor. Yani. yani oradan ödemeleri alıyor. Mesela alıyoruz. Almanya şu, satışını yapıyor Almanya, ve kimse Almanya bunu durdurmuş gibi, değil yani. Kuzey Akım projesini engel Kuzey Akım 2'yi e önce askıyı aldığını duyurdu. Sonra baskılar biraz daha artınca iptal ettiğini duyurdu. Hı hı, evet. Ne iptal oldu? Orada duruyor. Duruyor. 3 yıl sonra Ukrayna meselesi kapandığında Rusya Bir süreliğine rafa kapandı. kaldırmış oldu yani. Yani bundan Rusya e, çok etkilenmiyor Yani etkileniyor. Belki açacak da onu yeni bir kaynak olarak düşünüyordu. Ama Rusya'yı caydıracak, Rusya'yı ürkütecek nitelikte olmadı. Evet şu an cezalandırılıyor Rusya birçok alanda. Bu şu anlama gelmiyor. Rusya buradan hiç kazasız belasız çıkacak. Hayır belki de Ukrayna savaşı uzadıkça 6 ay 7 ay gibi uzasa mesela. Direnci düşecek. Batı, ya gerçi bugün mesela artık Zelenski de ee, çok böyle teslim olmaya yakın ifadeler. Onları konuşacağız vardır. birazdan. Malum ha, Ateşkes kesiyor. işte Antalya'da Zelenski bir görüşme veya olacak. Zelenski'siz Ukrayna'nın batısından e, Rusya tarafından kontrol edilen doğusuna doğru e, bitmeyecek bir sivil savaş ortaya çıkacak olursa <laughs> Rusya burada hakikaten çok çok zorlanır. zorlanır. Kendisinin yani batılıların şey ya Batılıların yaptığı yanlış hesaptan ve kendisinin yanlış yaptığı hesaptan. ...herkes zararlı Her, çıkabilir. Gör. Peki. Sizi burada biraz tutacağım tamam. hocam. Zahmete sokacağız sizi ama. Hulki Bey buyurun. Hocam tahtada beklerken... ...güzel oluyor bir profesör ama... ...öğrenci edasıyla bakalım nasıl... yapıyor, <laughs> ...görmüş oluyoruz. <laughs> Tebrik ederiz. <laughs> <laughs> Şimdi... ...4-5 gün önce Amerika Ulaştırma Bakanı'nın... ...bir açıklaması olmuş. Petrolle ilgili. Şimdi Amerika bugün diyor ya... ...Bay Biden... E, Rusya'dan almayacağız petrolü, ambargo uygulayacağız, büyük evet. bir iş yapmış gibi. Ama altyapısını daha önceden hazırlıyor. Ne demiş Ulaştırma Bakanı Amerika'nın? İran'dan petrol almak konusu masada demiş. Geçen yılda, İran'a da ambargo uyguluyor ya Amerika. Evet. Geçen yıl, 30 yıl aranın ardından petrol almış Amerika İran'dan. Geçen yıl almış, 2021'de. 4-5 gün önce Ulaştırma Bakanı demişti. Gang, PT Pete Buttigeng açıklama yapmış. İran'dan petrol alımı masada. E, İran'a 30 yıldır ambargo uyguluyordun. Bak Rusya'ya ambargo uygulayacağım diyorsun. Venezuela'ya ambargo gitti, uyguladın. Bey, Venezuela. Ya. Al... ya yani bu işte bu Amerika'nın peşine takılan böyle oluyor. Bir de ama Rusya'nın ekonomisiyle ilgili hocaya bir katkıda bulunayım Hasan evet. Hoca'ya. Şimdi biraz küçümsedi Rusya'yı. Beni de ilgilendirmiyor ama rakamları konuştuğumuz için şunu söyleyeyim. Diyor ki kaynaklar, Hasan Hoca'ya haklı olduğu bir nokta önce onu söyleyeyim. Rusya dünyanın en büyük maden ve enerji kaynaklarından birisine sahiptir ve dünyanın en büyük petrol evet. ve doğal gaz üreticilerindendir diyor. Dünyanın en büyük. Hani biz petrol deyince Suudi Arabistan, Venezuela falan akla geliyor. Rusya da en büyük üreticilerden biri ekonomisine bakıyoruz. Diyor ki dünyanın en büyük dokuzuncu büyük ekonomisi Rusya ama satın alma gücüne göre, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük altıncı ekonomisi. Hani süper devlet bir orada birinci, burada da birinci Rusya var bir de Çin var süper devlet ya. Dünya ekonomisi yani 206 tane devlet arasında altıncı sırada Rusya ekonomisi. Yani onun için Ruslar ne demişti? Lavrov'un açıklamasıydı galiba günler önce biz yaptırımlara alışırız demişti. Evet. Amerika Başkanı da yine başlarda yaptığı açıklamada bu yaptırımların etkisi bir, bir buçuk ay içinde ortaya çıkar demişti. Bir buçuk aya kadar kim öle kim kala, savaş ne olur onu göreceğiz. göreceğiz. Buki Bey o hani 6. 9. pariteye göre ne söylüyor çok bilmiyorum ama hani ben şeyi biliyorum. Yani rakam şu, bir buçuk trilyon dolar. Bu ciddi küçük bir rakamdır. Avrupa hmm. ekonomileriyle kıyasladığınızda çok çok küçük bir rakamdır. Batı ya, bunun olarak. sebebi de üretim de. yok yani, yani, yani bir ham maddeyi olduğu yani, gibi bakın maden şu, olarak satıyor olması. Mesela büyük bir ekonomi olursunuz. Hindistan ekonomisi de büyük bir ekonomi. İşte Çin ekonomisi çok daha büyük bir ekonomi. Onun nüfusa oranınız ve ekonominizin kırılgan olup olmadığı meselesi çok önemli. Rus ekonomisi çoğunlukla ham madde, petrol gibi alanlara bağlı ve bağımlı olduğu için kırılgan bir ekonomidir. Bir üretim ekonomisi olmadığı için. O yüzden Batılılar kolay lokma olarak görüyorlar dünya sıralamasındaki yerinin Bize benziyor biraz diyor. demek ki. Nasıl? Bize benziyor Bize biraz benziyor demek ki. Bize benziyor demek ki. Biz de biz, hamad, Biz ham madde satıp alıyoruz dediniz Biz <laughs> e, ham fakir madde fakiri bir ülkeyiz. yani evet. petrol, doğalgaz biz her yıl 60 milyar dolara yakın para ödüyoruz bunlara yurt dışına. Ya yani bu korkunç bir rakam. Dünyada maden zenginiyiz ama. Maden maden var da madenden ne kadar para kazanıyoruz? Bizim e, kazandığımız şey çoğunlukla üretim i̇şte ekonomisi söylüyoruz. üzerinden. Maalesef biz hep üretmek zorunda olan bir toplumduk. Hala da üretiyoruz. Çok çalışan bir toplumuz aslında. Genel Türkiye'nin kendisine yönelttiği, yönelttiği haksız eleştirilere rağmen çok çalışkan bir toplumuzdur. Peki. Ee, e, üreten e, bir ekonomi. Maşallah. Şimdi o zaman